kokular geliyor içeriden pis pis. Ne yapıyorsun acaba içeride saatlerdir? Yuh, abartsaydın keşke. Harika bir çorba oldu. Ne bu? Kelle paça. Al, iç bakayım. Ya hayatta içmem ben bunu. Kendi ellerimle yaptım ama ayıp oluyor. Acaba koca karı tarifleriyle mi iyileştireceksin beni? Koca karımı? Sus, bir daha duymayın. Yoğun kolajen içermesi nedeniyle doku iyileşmesine birebir olan kelle paça, aynı zamanda çocukların kemik gelişimine de fayda sağlayan doğal bir vitamin deposu. Ya Ayaz, kamu spotu musun nesin, bir git Allah aşkına. Ayrıca çocuk muyum ben? Bunu içmeyerek çocukluk yapıyorsun. Bak iyileştirecek seni diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Çünkü geçen sefer de anneannemin şahane tarifi demiştin. O çorbanın içine bir zehir katmadığın kalmıştı. Bu farklı. Bu seni kesin iyileştirecek. Ne var bunun içinde? Bir şey yok. Keçi ayağı var. Merak etme. Tırnaklarını, kıllarını falan hepsini ayıkladım. Ay, Ayaz içmem ben bunu ya. Gel bakayım sen. Hadi iç. Ya. İç şunu. Çok güzel oldu bak. Çok beğeneceksin. Al. Al iç. Oh mis. Hmm. İç şunu, hepsini iç. İç. Mis. Ya ne yaramaz kızsın sen ya. Çorbanı da içmedin zaten. Ya bırak. Ama yaraların, onlar ne olacak? Yaralarım önemli değil. Önemli olan o maça çıkmak. Bana söz ver. Bu son. Bir daha dövüşmeyeceksin. Sana söz veremem. Beni bekleme. Hadi eve git. Dövüşü de izleme. Bunu söylemesi kolay. Hiç beni düşünmüyorsun. Neler hissettiğimi bilmiyorsun. Lütfen uzatma. Uyuyor musun sen bakayım? Uyan çabuk. Şşş. Hayır, çıkmayacağım. Ya bu filmde uyunur mu ya? Bak en güzel sahnesi. Ya izliyorum ben. İkna olmayacağım Suzi. Vazgeç. Beni düşünmüyorsun. Peki çocuğumuzu da mı düşünmüyorsun? Onu buraya getirmedin değil mi? Tabii ki getirmedim. Deli mi sanıyorsun sen beni? Dövüş bitsin gelecek. Evde seni bekliyorum. Onu öp benim için. Ceza yaşadım zevk için. Kaçmadın, kurtulmadın hayat senin. Cehennem senin, cennet ellerin.
Annem. Annem. Ne oluyor ya? Telefonun çalıyor. Annem arıyor. Ya tamam bir sakin ol. Ayağını acıtacaksın. Alo anneciğim. Ya Ayaz benim gitmem lazım. Yani evi daha yeni geri aldık ve ben onların yanında olmalıyım. Tamam ben seni bırakacağım. Acele etme tamam. Önce bir eşyalarını toplayayım ha. Nasıl duymuşum ya. Filmin etkisinde kaldım galiba. Böyle rüyalar gördüm. Ne gördün bakayım? Ya böyle sen, boks, ben, buzlar. Aman saçma sapan bir şeydi işte. Hayır, bir yerin de açıkta değildi ki. Gel bakayım buraya yaz. Gel. Vuracağım koluna. Uzat. Aa, sargıyı çıkaralım gel. Uzan bakayım sen. Hazır mısın? Çorba fin falan değil de benim aslında başka bir tedavi yöntemim var. Hem de kesin çözüm. Hazır mısın? Uygulayacağım şimdi. Anında geçecek. Biliyor musun? Ben rüyamda... Neyse, boş ver. Geçti mi? Şimdi nasıl? Aslında bir de şurası ağrıyor. Hani ben düştüm ya. Başka? Bir de şurası sanki böyle. Başka? Aslında bir de şurası. Bakayım. Bugün için özür dilerim. Gelmemem gerekirdi. Seni küçük düşürdüysem kusura bakma. Sadece Öykü, ben o adamı pek sevmedim. Yani içime sinmeyen bir şey var onda. Ayaz, ben senin içine sinmediğini bile bile onunla çalışmak ister miyim sanıyorsun? Tabii ki hayır. Ama bu yaşananlardan sonra kimse beni işe almaz. Başka seçeneğim yok. Olsa zaten derinde çalışmam. Daha önce çalıştığım bir alan bile değil. Ama başka alternatifim yok. Ve biliyorsun aileme destek olmam lazım. Hadi gidelim. Annem beni bekler. Ha dur. Çoraplarını giydireyim. Getir bakayım ayağını sağa. Sağa. Gel bakayım. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.